Özellikle pandemi sürecinde e-ticaret siteleri giderek büyüdü ancak bu durum dolandırıcıların da iştahını kabartmış durumda. Açılıp kapanan, bir daha ulaşılamayan internet siteleri üzerinden binlerce mağdur var. İşin uzmanı iki isimden sanal dolandırıcılık sitelerine yönelik iki önemli tavsiye geldi. Dolandırıcılar e-ticaret sitelerini pazarları haline getirdi. Piyasa değerinin bir hayli altında ürün satan dolandırıcılar bir haftanın sonunda ise müşterilerin ne telefonlarına cevap verdiler ne de ürünlerini gönderdiler. Fiyatları her geçen gün artan beyaz eşyayı çok daha düşük fiyattan satan bir e-ticaret sitesi bir hafta içinde yüzlerce müşteriye ulaştı. Siparişler verildi, paralar ödendi. Ama ürünler bir türlü müşterilerin adreslerine gitmedi. Bir süre sonra siteye erişim de kesildi. Kurulan düzmece, e-ticaret web sitesi Ticaret Bakanlığı Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi'ne kaydediliyor. Profesyonel site tasarımıyla müşteri çekiliyor. Beyaz eşya piyasanın 1000 lira altında rakamlarla satışa konuluyor. Müşteriye e-fatura mükellefi olarak resmi fatura gönderiliyor. Havale ile ödemelere yüksek indirim yapılıyor. İddiaya göre düzenli olarak farklı isimlerde açılan internet siteleriyle yapılan vurgunun boyutu dudak uçuklatan boyutta. Dolandırılmış olan tüketiciler ümitsizliğe kapılmasınlar. Kredi kartıyla ödeme yapmış olanlar derhal kartlarını kullandıkları bankaları yazılı ve sözlü olarak bildirsinler. Tüm mağdurlar kartla ödeme yapmış, nakit havale yapmış, gidip Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunsunlar. Adalet Bakanlığı'na yeni sistem çağrısında bulunan Ağaoğlu, dolandırıcılık suçları ile ilgili farklı kentlerdeki savcılıkların birbiriyle iletişimde olması gerektiğini vurguladı. Aslında şöyle de bir sistem olmalı. Bu tür dolandırıcılıklar biliyorsunuz Türkiye'nin her yerinde arkasında kurban bırakabiliyor. Ve Sivas'ta olan Sivas Cumhuriyet Savcılığına, Samsun'da olan Samsun Savcılığına gidiyor. Bu savcılıkların birbirlerinden haberdar olacağı bir sistem kurulursa Adalet Bakanlığı'nda böylelikle bir mağdur değil, yüzlerce mağdur olduğu görülebilir ve işin üzerine farklı gidilebilir yargı tarafından. Peki dolandırıcılıkların önüne nasıl geçilecek? Sistemde mali disiplin olmadığını görüyoruz. Bunun mutlaka disiplin altına alınması gerekiyor. Özellikle ikinci el araç satışlarında noterlerin uyguladığı bir havuz sistemi var. Yani aracı satıyorsunuz, beyan ediyorsunuz. Parasını almak için noter sisteminden, havuzdan bir onay bekliyorsunuz. İnternet satışlarında mutlaka mali disiplini, kamunun bunu bir garanti altına alacağı, mal ve hizmetin karşı tarafa geçmeden ödemenin gerçekleşmeyeceği ve ödemenin de kamunun elinde onayı içerisinde olması gereken bir sistemin kurgulanması gerekiyor.